Herkese merhabalar, Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan, mayasız hamurdan, dışı çıtır çıtır, içi kat kat saya çöreği hazırladım. Çöreğimizi mayasız hamurdan yaptığımız için çok fazla zamanımızı almadan kolayca hazırlıyoruz. Kesinlikle kahvaltılarınıza bu nefis saya çöreğinden yapmanızı öneriyorum. Malzeme listesini de açıklamalar kısmına yazıyorum, oradan da bakabilirsiniz. Saya çöreğimizin yapımına geçiyoruz. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt, kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 ml'dir. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirkeyi ekliyorum. Bir çırpıcıyla karıştırıyorum. Sonra içerisine 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tepeli tuz ekliyorum. Tekrar çırpıcıyla karıştırıyorum. Sonra kontrollü birkaç aşamada un ilavesi yapıyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı her zaman un kalitesine göre değişebilir. O yüzden kontrollü kullanıyoruz. Önce unun bir kısmını ekliyorum. Çırpıcıyla karıştırıyorum. Daha sonra çırpma telini bırakıyorum. Hamuru elimle karıştırıyorum. Kalan unu da ekliyorum. Yoğurarak hamuru toparlıyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Yapışan hamuru biraz elimle un alıp toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. Az miktarda un serpip bir miktar daha yoğurdum. Sonra hamurumuzu toparladıktan sonra gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Yoğurmuş olduğumuz hamuru 10 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm parçaları elimle beze yapıyorum. Yapmış olduğum bezeleri un serptiğim tepsinin üzerine alıyorum. Ve üzerini bir bezle veya bir streç ile kurumaması için kapatıyoruz. Daha sonra arasına kullanacağımız 125 gram tereyağını eritiyorum. Eritmiş olduğum tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karıştırıp ılıması için bir kenarda bekletiyoruz. Bezeleri açma işlemine geçiyorum. Bezelerimizi açmak için unun içerisine 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum ve karıştırıyorum. Sonra tezgah üzerine bezeden bir tane aldım. Bezenin altına ve üzerine un serpiyorum. Servis tabağı büyüklüğünde oklava kullanarak açıyorum. Açtığım bezeyi kenarda bekletiyoruz. Diğer bezeleri de hepsini açıp hazırlıyorum. Bütün bezelerimizin hepsini açtım, hazırladım. Yağlama işlemine geçiyorum. Servis tabağının içerisine açtığımız bezeden bir tane yerleştiriyorum. Üzerine 2-3 yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağından koyup her tarafına sürüyorum. Diğer açtığımız bezeyi de üzerine yerleştiriyorum. Tereyağından 2-3 yemek kaşığı kadar koyup her tarafına sürüyorum. Bu şekilde hepsinin aralarına yağ sürüp tamamlıyorum. Son katına yağ sürmüyoruz. Kalan yağımızı da daha sonraki aşamada kullanacağımız için bir kenarda bekletiyoruz. Üzerine buzdolabı poşetiyle veya bir streçle kapatıyoruz. Donması için buzdolabına kaldırıyorum. 10 dakika sonra buzdolabından çıkarıyorum. Tezgah üzerine alıyoruz. Önce elimle biraz genişletiyorum.
Sonra bir merdane ile dikdörtgen formunda açıyorum. Hamurumuzu büyütüyoruz. Daha sonra kalan yağ üzerine döküyorum. Elimle her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ardından uzun olan kısımdan başlıyorum. Rulo şeklinde sarıyorum. Sararken mutlaka hamuru esneterek sarıyoruz. Katları bu sayede daha ince olur. Bu işlemi mutlaka yapıyoruz. Uzunca bir rulo yaptım gördüğünüz gibi. Sonra kendi etrafında sarıyorum gül böreği gibi. Uç kısmını da hamurun altına yerleştiriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Sonra yağlı kağıt serdiğim tepsi üzerine alıyorum. Üzerini kapatıp bir 5-10 dakika donması için, ayrıca hamurun güzel açılabilmesi için bir 5-10 dakika bekletiyorum. Dinlendirdikten sonra hamuru elimle pişireceğim tepsinin büyüklüğünde genişletiyorum. İsterseniz merdane ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Sonra genişlettiğimiz çöreğimizi pişirme kağıdıyla kolayca pişireceğimiz tepsiye aktarıyorum. Tepside birazcık daha genişletiyorum ve bu inceliği getiriyorum. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak. Çöreğimizin üzerine sürmek için yumurtasını hazırlıyorum. Bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı süt ekleyip karıştırıyorum. Sonra üzerine her tarafına gelecek şekilde hepsini sürüyorum. Daha sonra bir çatalla çöreğin üzerine şekil veriyoruz. İsterseniz üzerine çörek otu, susam da serpebilirsiniz. Çöreğimiz fırına vermek için hazır. Önceden ısınan 180-190 derece alt üst ayarda altı üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Çörek güzelce kızarmış. Fırından çıkarıyoruz. Nar gibi kızaran pişen çöreğimizi fırından çıkardım. İlk sıcağı geçince doku testine geçiyorum. Çöreğimizin çıtır çıtır sesini duyuyorsunuz. Mayalanmasını beklemeden çok pratik bir şekilde çöreğimizi hazırladım. Çok lezzetli bir çörek. Mutlaka kahvaltılarınıza denemenizi öneriyorum. Ben sade olarak hazırladım. Arzu ederseniz peynirli veya kıymalı da yapabilirsiniz. Umarım sizler de bu güzel saya çöreğini dener beğenirsiniz. Deneyeceklere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.